Evet, değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yeni bir zaman mekan futbol programındayız. Ve değerli üstadımız Özcan Pehlivanoğlu ile birlikte 27. hafta TFF 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmalarını yorumlayacağız. Ben hemen yayınımızın başında Özcan hocamıza hoş geldiniz yayınımıza diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar Akın Bey. Hocam şöyle bir maçların sonuçlarını ve puan tablosunu hızlıca bir gözden geçirdikten sonra topu size bırakacağım. Siz artık arzu ettiğiniz şekilde yorum yaparsınız. Şimdi 27. haftada Cuma günü Altay Menemenspor'u 3-0 yenerek başladığı gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. Son haftalarda aldığı hızı devam ettiriyor ve aldığı 3 puanla son haftalarda 2-3 takımı birden altına alarak 3. sıraya kadar yerleşti. İstanbulspor kendi sahasında Altınordu'ya 2-1 yenildi. Altınordu böylece hala ben de varım bu işte dedi. İki yarışının içinde matematik olarak var. Öyle gözüküyorlar. Ümraniyespor'la Balıkesirspor arasındaki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 galip bitirdi. Eskişehirspor'la Adana Demirspor arasındaki karşılaşma büyük bir sürprize tanık oldu ve Eskişehirspor sahasında bir puanı almayı başardı son dakikada attığı golle Adana Demirspor'dan. Samsunspor'la Giresunspor arasındaki karşılaşma son derece gergin görüntülere sahne oldu. Maç öncesi maç sonrası derken Giresunspor aldığı 3 puanla 2-0'lık galibiyetle ve bu arada Samsunspor'un gördüğü yine artık 2 haftadır klasikleşen kırmızı kartlarla hatırlayacağımız bir maç olacak bu. Bandırmaspor Tuzlaspor'u 3-2 yendi. Geriden gelerek yendi 2-0 mağlup durumdan 3-2 galip duruma geldi. Ankara Spor'la Boluspor arasındaki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 galip bitirdi. Buna karşılık Akhisar Spor da Keçiören'e 2-1 sahasında yenilerek önemli bir puan kaybı daha yaptı. Adana Spor ise kendi sahasındaki maçta Bursa Spor önünde 3-0 yenilgiyle o da bir soğuk duş etkisi yapan yenilgi aldı. Puan tablosuna baktığımızda Giresunspor 56 puanla lider ve en yakın rakip Samsunspor arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Samsunspor 51 puanda, Altay 50 puanla 3. sıraya yerleşti ve artık hani sağa çekilin ben geliyorum derler ya arabalar böyle sinyal yakarlar. Öyle bir havada ilerliyor. Adana Demirspor ve Altınordu'nun 49'ar puanı var. İstanbulspor 47 puanla 6. sırada ve daha geriden gelen işte Keçiören var. İşte Tuzla, Bursa, Bandırma gibi takımlar var. Arka sıralarda ise Ankaraspor ve Eskişehirspor zaten hemen hemen düşmek üzere demiştik. Akhisarspor'un 25 puanda kaldığını görüyoruz. Adanaspor ve Menemenspor da bu haftaki karşılaşmalarından puan çıkaramayınca 28'er puanda kaldılar. Balıkesirspor 29 puana yükseldi. Boluspor 32 puana çıkarak biraz rahat nefes aldı. Alt sıralardaki durum da böyle. Evet hocam, kısaca haftanın özeti puan tablosu ve skorlar yönünden böyle. Siz bu haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sözü size bırakıyorum. Şimdi ben ilk önce Eskişehirspor Adana Demirspor maçından başlamak istiyorum. Anadolu'da bir tabir vardır. Taş kuşa değil, kuş taşa çarpar diye. İşte bu yani kuşun taşa çarpması milyonda veya milyarda bir ihtimaldir. Ama işte o kuş gitti taşa çarptı. Eskişehirspor Adana Demirspor'dan bir puan aldı. Hem de inanılmaz bir derecede 89. 90. dakikada gol yedi. Ondan sonra da 90 artı 3'te, 90 artı 4'te bir gol buldu. Şimdi bu maçın çok iyi analiz edilmesi lazım. Bir, iklim ve saha şartları yani hava şartları hangi takım olursa olsun o takımın oyununu ve netice almasını zorlaştırıyor. Eskişehir Spor, Adana Demirspor maçı yağmur altında oynandı. Saha çok ağırdı. Adana Demirspor böyle bir sahaya, böyle bir yağışa kendini hazırlamadığı için artı bir de çok dirençli bir rakip buldu karşısında ve bence bir puanı da zorlukla aldı. Çünkü Adana Demirspor sahada hiçbir futbol oynamadı. Yani bir takım bir maça nasıl hazırlanmaz mental açıdan? İşte bu maç bir örnektir. Yoksa Adana Demirspor'un düşmüş olan Eskişehirspor takımını çok rahatlıkla yenip önümüzdeki haftaya hazır bir şekilde beklemesi lazım. Ama maalesef Eskişehirspor'da puan kaybetti ve Adana Demirspor çok kötü bir oyunda. Futbolcuları inanın
tanınmaz haldeydiler. Demek ki saha ve iklim şartlarını da kendilerine hazırlamamışlar. Ve karşılarında da dirençli, akıllı top oynayan, kendi yarı alanında Adana Demirspor'u karşılayan bir Eskişehirspor buldular. Ben her zaman söylüyorum, zayıf takımlar büyük takımlara karşı daha farklı motive olurlar diye. En nihayetinde de Eskişehirspor, düşmüş Eskişehirspor, Adana Demirspor'dan bir puan aldı. Adana Demirspor bu kaybettiği 2 puanı çok arayacak. İnanılmaz derecede arayacak. Onun için bana göre haftanın sürprizi buydu. Hatta sezonun sürprizi buydu diye çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Adana Demirspor önümüzdeki hafta kendi sahasında çok büyük bir kırılma maçı oynayacak. Keçiören Gücü'yle. Keçiören Gücü de playoff'a çok yaklaştı. Bu hafta aldığı galibiyette Aksaspor'u yenerek. Haftaya Adana Demirspor Keçiören Gücü maçı çok önemli bir maç. Çok büyük bir kırılma müsabakası olacak. İkinci bahsetmek istediğim maç Samsunspor Giresunspor maçıydı. Biz bir önceki programda ne demişsek, yani iki yumurta biri kırılacak sahada. Beraberlik olursa alttan gelen takımlara yarayacak. Ama çok enteresan bir şey. Yani Samsunspor ve Ertuğrul Sağlam, yani Samsunsporlu oyuncular. Tabii buna yeri gelirse başkan ve yönetimin de müdahale etmesi gerekir böyle süreçlere. Ama demek ki yönetim ve başkan da bu sürece olumlu anlamda katkı sunamadı. Ertuğrul Sağlam da futbolcular da bu süreci iyi yönetemediler. Eğer Ertuğrul Sağlam üçüncü defa kırmızı kart görüyorsa ve tribüne gönderiliyorsa bir durup düşünmeli. İki tane oyuncu Keremcan ve neydi o ikinci kartı gören çocuğun adı İlyas şimdi? Kubilay Yavuz. İlyas Kubilay Yavuz. Yani hele ikisi de kung fu yaptılar ya. Artık kung fu, karate ne derseniz. Yani böyle Samsunspor gibi düzeyindeki bir takımın oyuncuları böyle müdahalelerde bulunamaz rakibe ya. Mümkün değil ya. İnanılmaz bir şey ya. Yani bundan önceki görmüş oldukları kırmızı kartlar. Geçen hafta 3 oyuncusunu kaybediyor. Bu hafta 2 oyuncusunu ve teknik adamını kaybediyor. Ya bunun izahı yok. Yani bir takım yani buna hazırlıklı olmalı. Ve Samsunspor bu konuda hiç bir hazırlık yapmamış. Giresunspor'a karşı üstündü. Giresunspor her zaman kötü oynadığı gibi galip geldi. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Kazanan hoca da haklıdır. Kazanan takım da haklıdır. Bize de ancak tebrik etmek düşer. Ancak Samsunspor'un o ilk haftalarda ikinci yarıya da takıma katılan oyuncuları var. Kim bunlar? İşte Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Rece büyük düşüş içerisindeler. Yani oyuna ikinci yarının başında koydukları katkıyı yani sezonun ikinci yarısının başında ki maçlarda koydukları katkıyı şu an koyamıyorlar. Takımda genel anlamda da bir düşüş var. Hem de yani fiziksel bir düşüş var Samsunspor'da. Çünkü rakibini sürklese etmesi lazım kendi sahasında. Bir hafta önce bir cendereden çıkmış. Orada 2 oyuncusunu kaybetmiş, 3 oyuncusunu kaybetmiş. 9 kişi kalmasına rağmen 1 puan almasını bilmiş. Ama bu maçta ortaya koyduğu oyun her ne kadar rakibi Giresunspor'dan üstün gibi gözükse de aslında netice almaya dönük bir oyun değil. Ve ikinci yarıda takıma katılan oyuncularda da büyük düşüş var. Şimdi temennim o ki Samsunspor için bu milli takım arası 15 gün iyi değerlendirilsin. Ama çok zorlu bir maça gidiyor orada. Tuzla maçına gidiyor. Tuzla bugün 2-0'dan yani bu hafta 2-0'dan 3-2 mağlubiyete düştü. 2-0 öndeydi. Ve 3-2 mağlup oldu. Tuzla Spor artık playoff için son şansını oynayacak Samsunspor'a karşı. Yani inanılmaz maçı zorlaştırdı bu hafta alınan sonuçta. Hem Samsunspor bir krizde İstanbul'a gidiyor hem de Tuzla'nın artık son şansı. Ama bugün Tuzla maça başladığı gibi maçı bitiremedi. Ve Bandırma Spor iyi takım. Ve Tuzla'yı yendi. İyi futbol oynadı. Tuzla futbolcularında pozisyon hataları var. Ve Bandırma Spor rakibini yenildi. Kutlamak lazım onları da. Onlar da sanki 38 puanda olmalarına rağmen playoff'a kalmak istermiş gibi bir havaları var. Mücadele ediyorlar. Bence herkese artık
Demek ki 38 puanlı, 40 puanlı, 41 puanlı takımlar bile matematiksel hesaplar yapmaya başlamışlar. Yani rakip nerede kaybeder, nerede? Çünkü 2 hafta kazanırsanız üst üste bir bakmışsınız veya 3 hafta kazanırsanız üst üste bir bakmışsınız üsttesiniz. İşte en iyi örneği Altay. Altay 4 hafta kazandı. 11 puan gerideydi ikinciden. Şu an 1 puan kaldı aralarında. Rakip puan kaybedince, o puan kazanınca bir anda ilk 2'den Süper Lig'e çıkmak için önemli bir şans yakaladı Altay. Şimdi Samsunspor Giresunspor maçından sonra hem taraftarların dediklerini takip ettim, hem işte teknik adamların dediklerini takip ettim, kulüplerin açıklamalarını takip ettim. Ya kardeşim, bir maç bu. Ümit Öztürk hakem bana göre bu sezonun bu ligdeki en iyi maçlarından birini yönetti. Yani hiçbir dikkatle bakıyorum, pozisyonlarda bir şey yok. Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda bir şey yok. Yani Keremcan oyundan atıldı ama yani Keremcan kendisi de oyundan atılacak hareketi yaptığını kabul etti. Zaten beden diliyle okuyorsunuz bunu yani. Öteki çocuğa bakıyorsunuz, İlyas Yavuz Kubile'ye. İşte yani olmaması gereken, yani o düzeyde bir futbolcunun, Samsunspor gibi bir takımdaki bir futbolcunun kasti olmasa bile adamın burnunu kıracak şekilde elini, kolunu, ayağını kontrol edememesi böyle bir kırmızı kartla sonuçlanır. Her takımda sonuçlanır. Sadece Samsunspor'da değil, her takımda sonuçlanır. Onun için hakeme de bir bahane bulmak lazım. Ama yani Samsunspor bu maça yine hazırlanmadığını ya da artık gücünün yetmediğini, takımın düşüşte olduğunu, yani ne derseniz, ya da teknik adamın artık, o da çok sinirli çünkü. İnanılmaz sinirli. Ertuğrul Sağlam Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu görmüş bir teknik adam. Futbolculuk kariyeri müthiş. Yani tecrübesi var. Bu sinirlilik hali ne? Yani takımını niye hazırlayamıyor? Bu takım niye bu kadar sinirli? Niye bu kadar sert oyun oynuyor? Niye bu kadar kontrolsüz oyun oynuyor? Rakibe karşı müdahalelerde bir kontrolsüzlük var. Artık bu milli takım arasında 14 içinde bunu düşünmeleri lazım. Giresunspor yendi, kutluyorum ama yani işi zor. Gene kolay değil. Sakın böyle Samsunspor'u yendik diye rağbete kapılmasınlar. Şimdi Altay'a gelelim. Altay bu hafta çok kötü bir futbol oynadı. Ve orada da rüzgar vardı. Orada da yağmur vardı. Ama Altay kazandı. Yani ama iyi futbol oynamadı. Eğer Menemenspor 1-0 yenik duruma düştükten sonra girdiği pozisyonları değerlendirebilse o maç çok farklı olur. Fakat Menemenspor'un ikinci yarı direnci düştü. Altay bütün sahaya hakim oldu ve çok net skorla çok da gol pozisyonlarını harcayarak, özellikle liglerimizin Marco Paşa'sı 3 tane golü inanılmaz bir şekilde kaçırdı. Son vuruşları yapamadı. Altay 3-0 kazanmasını bildi. Ancak şimdi Bursa Spor deplasmanda Adana Spor'u yendi. 3-0. İyi bir futbolla, mücadeleci bir futbolla, güzel bir futbolla. Geçen hafta demiştik ki yani Bursa Spor için artık oynuyor Bursa Spor. Çocuklar çıkar oynarlar. İstedikleri gibi yani her neticeyi alabilirler. Adana Spor'u yendiler ve 40 puana ulaştılar. Şimdi Altay çok zorlu bir müsabakaya gidiyor. Altay dikkat ederseniz İstanbul Spor'a karşı 2 maçta kaybetti. Altınordu'ya karşı 2 maçta kaybetti. Keçiören gücüne kaybetti. Niye bu takımları sayıyorum? Bu takımlar birbirine benzer takımlar. Bursa Spor da bunlara benziyor. Genç, dinamik, koşan, alan daraltan, pres yapan, topu çabuk taşıyan. Altay inanılmaz derecede bence kırılma maçına çıkıyor. Yani playoff'a mutlaka kalacaktır Altay. Ama doğrudan doğruya eğer Süper Lig'e ilk 2'den çıkmak istiyorsa Bursa Spor'u yenmek zorunda. Bursa Spor'da playoff'a kalmak istiyorsa Altay'ı yenmek zorunda. O da çok önemli maç. Bence bu hafta hem yani milli takım arasından sonra hem Giresun Spor'un, hem Adana Demirspor'un, hem Samsun Spor'un, hem de Altay'ın inanılmaz zorlu maçları var. 4 maçta çok zorlu geçmeye namzet. Altay yendi Menemen'i ama sinyaller iyi değil. Yani 4 hafta üst üste kazanmış olabilirsiniz. Zaten Osman Özköylü de teknik adam. Müsabakadan sonra ilk yarıda çok dağınık oyun oynadıklarını, ikinci yarıda istedikleri oyunu oynayarak netice aldıklarını söyledi. Doğru. Ama Altay Bursaspor maçı çok zor geçecek. Hele bu haftaki
Adanaspor'un bu Adanaspor karşısında Bursaspor'un elde ettiği galibiyetten sonra. Ümraniye sürpriz bir maç kaybetti. Balıkesirspor geçen hafta çok kötüydü. Bu hafta direndi ki Ümraniyespor haftalardır başarılı sonuçlar alan bir takım. Son dakikalarda da olsa bulduğu bir golle durumunu biraz daha alt sıralara göre sağlamlaştırdı. Öyle diyelim. Bandırma Spor'un bir direnci var. İstanbul Spor'da bir düşüş var. Her sene olduğu gibi. Yani iyi gidiyorlar, iyi gidiyorlar, iyi gidiyorlar. Ondan sonra bir düşüşe geçiyorlar. Bu düşüş Altınordu maçında da devam etti. Bu maçı bir beraberlik maçı olarak görmüştük ama Altınordu yendi. Ama yani İstanbul Spor mesela Adana Demirspor'a gitti, yenildi. Şimdi Giresun'la bu hafta maçları var. Yani İstanbul Spor'un şeyini sürdürebileceğini düşünmüyorum. Bu yani sahaya yansıttıkları oyun, oyuncuların motivasyonu, teknik adamın hal ve hareketleri sahada. Yani bunu devam ettirebileceklerini düşünmüyorum. Ha, çelme takabilir mi Giresunspor'a? Takabilir ama Giresunspor'un İstanbul'u rahat geçeceğini düşünüyorum ki Altınordu rahat geçti. Ama aynı Altınordu mesela geçen hafta 9 kişi kalan Samsunspor'un üzerine, İstanbulspor'un üzerine gittiği gibi gitmedi. Üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Bolspor gene çok kıymetli bir 3 puan aldı. Ankara Spor düştü artık. Ona bir şey söyleyemeyeceğiz. Adana Spor yine teknik adam değiştirdi. Eyüp Arın gelmiş. Zaten hani hoca konusunda sıkıştıklarında Adana Spor'un eski futbolcusudur Eyüp Arın. Onu bulup getiriyorlar. O gelmiş. Yani Tuzla'da Taner Taşkın gitmiş. Orada da başka bir arkadaş gelmiş. Orhan Eren diye tanımıyorum. Onlar da yeni bir teknik adam bulmuşlar. Yani liglerin böyle inanılmaz derecede zorlaştığı maçlardan Eskişehir Adana Demirspor maçında olduğu gibi inanılmaz farklı sonuçların çıkacağı haftalara giriyoruz. Burada bu stresi iyi yönetebilen, süreci iyi yönetebilen, sağlam kalan, ayakta kalan yani futbolcuların da fiziksel olarak ayakta kalmaları gereken haftalara gidiyor. Mesela Samsunspor'da fiziksel düşüş var. İstanbulspor'da fiziksel düşüş var. Bunu görüyoruz. Adana Demirspor'da Eskişehirspor maçında gördük bunu. Bir fiziksel düşüş var. Bu 15 günlük ara takımların dinlenme ve yeniden süreci istedikleri hal, istedikleri şekilde yönetmeyi sağlayabilecek bir süreç, iyi değerlendirebilirlerse bunları da göreceğiz. Tabii düşme hattında da nasıl ki şu bir kesin yani, burada kesinlik görüyorum. İlk iki arasındaki mücadele Giresunspor ve Samsunspor çıkar demiştik. Ama Giresunspor ve Samsunspor'un kaybettikleri puanlardan dolayı artık Giresunspor, Samsunspor, Altay ve Adana Demirspor arasında dörtlü bir mücadeleye dönüştü. Playoff'a girmek isteyen çok sayıda takım olunca da bu dört takımın işleri daha zorlaşıyor. Çünkü çelme takacak takımlar bunlar, bu dört takıma. Bir de enteresan bir şey, bu çelme takacak takımlara ligin altında yer alan takımlar da eklendi. Baktığımızda Akhisar Spor, Menemen Spor, işte, Adana Spor, Balıkesir Spor, Bolu Spor gibi takımlar bu takımlarla oynadıklarında bu takımları çok zorlayacaklar. Süper Lig'e çıkmak isteyen, potada olan bu dört takımı da çok zorlayacaklar. Düşme hattında geçen hafta söylemiştim, Adana Spor'da bir düşüş var. Bu hafta Adana Spor Bursa Spor maçında bu düşüşü çok net gördük. Sahada Ozegovic, Engin Keleş, Serdar Özkan gibi yıldız oyuncuları yoktu Adana Spor'un. Cezalılar mı, sakatlar mı vesaire, neden bilmiyorum. Bu üç önemli oyuncu olsaydı Bursa Spor bu kadar rahat galip gelemezdi diye düşünüyorum. Ama Adana Spor'da bir düşüş var. Menemen Spor'da inanılmaz bir düşüş var. Yani onlar iyiydik diyorlar, mücadele ettik diyorlar, işte pozisyona girdik diyorlar, değerlendirseydik çok iyi olurdu falan diyorlar ama böyle bir şey değil. Akhisar Spor'a da bu hafta anlam veremedim. Sahada kötü bir Akhisar Spor vardı. Yani geçen hafta Bolu Spor'u yendi, Bolu Spor'a karşı direndi. Şimdi Bolu ile ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Bolu'da rakım çok yüksektir. Orada futbol oynamak, koşmak, maç yönetmek çok zordur hakemler için de. Çünkü yüksek kondisyonunuz yoksa, fiziksel olarak istim üzerinde değilseniz
çok zorlanırsınız yüksek rakımda. Keza mesela İstanbul takımları veya sahillerdeki takımlar Ankara'ya gidince çok zorlanırlar. Ama gitti Akhisarspor Ege takımı olmasına rağmen sahil takımı sayılır. Gitti Bolspor'u yendi. Orada dirençli mücadele gösterdi ama aynı mücadeleyi bu hafta Keçiören Gücü'ne karşı gösteremedi. Keçiören Gücü ısrarla playoff'a kalmak için mücadele ediyor. Onun için bu hafta Akhisarspor'u yendi. Onu ateşe attı. Daha da bir ateşe attı. Akhisarspor da bu 3 puanı çok arayacak. Kendi sahasında kaybetti 3 puanı. Ve önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçına Adana'ya çok daha hazır, çok daha motive olmuş ve çok daha da bu 15 günlük süreyi iyi geçirerek gidecek diye Keçiören Gücü düşünüyorum. Orada da Adana Demirspor'a karşı, Adana Demirspor bu hafta Eskişehirspor karşısındaki maçını oynarsa orada Adana Demirspor'a karşı da bir sürpriz yapabilir düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Ancak artık maçların böyle yani sağlıklı oynanabileceği maçlar olmasını beklememek lazım. Çünkü futbolcular aşırı stres yüklü olacak. Puan kaybetmemek için panik yapacaklar. Eğer teknik adamlar da buna katılırlarsa, takımlarını sakinleştiremezlerse, stresten uzaklaştıramazlarsa, akılcı oyun planlarını sahaya yansıtamazlarsa. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bir takım aynı taktik, aynı dizilişle, aynı oyuncu kadrolarıyla her rakibin karşısına çıkarsa işi çok zorlaşacaktır. Bana göre teknik adamlar her rakip için ayrı oyuncu tercihleri, farklı oyuncu tercihleri, farklı taktikler, farklı uygulamalar yapmak zorundalar kazanmak için. Mesela 6 ay, 4 haftadır bir futbol oynuyor. Kendi sahasında oyunu kabul ediyor. Kalecisi dahil olmak üzere stoperleriyle çok pas yapıyor. Önde oynayan oyuncu ön liberolarıyla çok pas yapıyor. Ama bunu Bursaspor karşısında yaparsa Altay'ı perişan edebilir Bursaspor. Açık bir farkla yenebilir. Demek ki Osman Özköylü, yani örnek diye verdim. Aynı şeyi Ertuğrul Sağlam yapacak. Aynı şeyi Samet Aybaba yapacak. Aynı şeyi Hakan Keleş yapacak. Her rakip için farklı oyuncu tercihleri. Çünkü rakibi de şaşırtacaksınız. Rakip de sizi seyrediyor. Rakip de sizi seyrettiği için sizin bu oyun anlayışınıza karşı o da bir teknik taktik strateji geliştiriyor. Bu da sizin işinizi zorlaştıracak. Onun için teknik adamların hem takımlarındaki stres seviyesini düşürmeleri lazım. Oyuncularınız, çünkü stres yapınca oyuncuların metabolizmalarında da farklılaşma oluyor. Yani beyinleri farklı çalışıyor, ayakları farklı çalışıyor, her şeyleri farklı çalışıyor stres içerisine girince. Oyuncularını mümkün olduğunca stresten korunacaklar, panik yapmaktan korunacaklar ve her takıma karşı sürpriz oyuncu tercihleri ve sürpriz taktiklerle sahada mücadele etmenin yolunu arayacaklar. Yoksa kendilerini ezberlettikleri için karşı rakiplerine karşı işte Eskişehirspor gibi gider Adana Demirspor gibi güçlü bir takımdan bir puan alırlar. Eğer siz de Samsunspor, Altay, Giresunspor olarak hep aynı şeyi sahada oynarsanız, aynı oyuncularla oynarsanız bu size çengel atmak için hazır bekleyen rakipleriniz karşısında da çok zorlanacaksınız diye şahsen düşünüyorum. Bundan sonra her maç çok zor. Bize Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı bunu gösterdi. Ama tabii bizi seyreden çok Samsunlular var. Biz geçen hafta eleştiriler yapmıştık. Düşünsünler, biz eleştirilerimizde ne kadar haklıyız bu maçta, Giresun maçında olanlara bakarak düşünsünler. Giresunlar da biz yendik ya deyip bir rehavete kapılmasınlar. Önlerinde çok zorlu maçlar var. İçeride ve dışarıda çok zorlu maçlar var. Ama her takıma başarılar diliyorum. Oyuncularımıza başarılar diliyorum. Teknik adamlarımıza başarılar diliyorum. Ama bundan sonra son 7 hafta gerçekten seyrine doyum olmayacak, çok güzel maçlar olacak. Ancak buradan da Futbol Federasyonu'nu uyarıyorum. Hem şampiyonluğa oynayacak takımlar artık bu haftadan sonra aynı saatte oynamaya başlasınlar, aynı gün aynı saatte oynamaya başlasınlar. Düşmeye oynayan takımlar da aynı gün aynı saatte oynamaya başlasınlar. Çünkü farklı saatlerde oynanacak maçlar artık bundan sonra şaibe yaratır, bir problem teşkil eder. Bence maç takvimini açıklamışlar
15 gün sonranın, ama bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok, hatta 4 maçlık periyodun maç takvimini ve saatlerini açıklamış Futbol Federasyonu. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Şaibe yaratır bu. Şaibe yaratır. Bence takımlar, şampiyonla oynayan takımlar ve düşmeye oynayan takımlar aynı gün aynı saatte maçlarını oynamalıdırlar diye buradan da Futbol Federasyonu'na tavsiyede bulunuyorum. Kulüplerin başkan ve yönetimlerine de uyarıyorum. Futbol Federasyonu'ndan mutlaka böyle bir talepte bulunsunlar. Yarın sızlanmasınlar. O kadar söyleyeyim. Burası Türkiye çünkü. Hocam biz genelde programın son bölümünde bir sonraki haftayla ilgili maçlarla ilgili tahminlerinizi istiyorduk ama bugün bunu yapmayalım çünkü iki hafta zaman var. Kim sakat, kim şey bilemeyebiliriz. Onun yerine ben şeyi önereceğim size. Milli takımı az bir kısa bir süre bir konuşsak. Yani önümüzde milli takımın 3 tane maçı var. Ne kadar takip edebildiniz bilmiyorum ama hani milli takım açıklandı. Bu karşılaşmalarda milli takımın hani hazır görüyor musunuz? En azından mental olarak veya fizik olarak seçilen futbolcuları gördünüz. Rakipler de belli. Bir şeyler söylemek ister misiniz bu konuda? Ya şimdi yani milli takım bir başka bir şey yani. Kulüp takımı gibi değerlendirmemek lazım. Milli takıma gelen oyuncular tabii hepsi birbirinden kıymetli, kariyerli, değerli oyuncular. Şenol Güneş de Türkiye Türk A milli takımının en önemli başarısını elde etmiş, dünya üçüncülüğünü elde etmiş bir teknik adam. Büyük bir kariyeri var. Fakat yani bu pandemiden midir? Mesela Fransa'da biliyorsunuz Lille takımında bizim 3 tane amili oyuncumuz oynuyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı. Fransa şöyle bir karar aldı. Bu aşılmış gerçi ama Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki milli takımlara oyuncu göndermeme kararı aldı Fransa Federasyonu, Futbol Federasyonu. Şimdi yani pandemiden dolayı bizim oyuncularımız sahada ne verecekler? Biz biraz duygusal bir milletiz. Bu nedenle futbolcularımız da duygusal. Tribünde arkasında seyirci iyi görmek ister. Seyirci onu coşturur, heyecanlandırır. Şimdi yani her birinin kendi kulüplerindeki form ve sakatlık durumlarını ben bilemiyorum. Mutlaka Şenol Güneş ve ekibi en iyi oyuncuları milli takıma, en formda oyuncuları davet etmişlerdi. Ama yani milli takım farklı bir şey. Yani siz şimdi kulüpte her an aynı şeyleri tekrar eden, birbirini tanıyan, artık oyun stilini, taktiğini hafta içinde de ezberleyen oyuncular var. Ama şimdi milli takıma geliyorsunuz. Karşınızdaki A milli takımın nasıl oynayacağı meçhul. İşte sahada bizim oyuncuların vereceği verim ne kadar, kafaları ne kadar dolu, kulüplerine sakat gitmek istemezler. Ya bunlar hepsi birer faktör. Sahada göreceğiz ama bence yani A milli takım yani uluslararası maçlar dikkat ederseniz çok tatsız ve yavan geçiyor. Yani çok tatsız ve yavan. İzliyorum Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum. Yani bizim Süper Ligi izliyorum. Yani tatsız tutsuz. Mesela bizim yani şunu söylememiz lazım. TFF birincilik gerçekten çok çekişmeli geçiyor. Yani daha güzel bir lig. İzlenebilir bir lig yani. Ben tavsiye ediyorum herkese TFF birincilik izleyin diye. Ama yani şeye baktığımızda uluslararası maçlara, Şampiyonlar Ligi'ne, A milli takım yani pandeminin yarattığı bir rahatsızlık var. Yani bir tatsızlık var. Bizim milli takımımız sahada ne kadar motive olup nasıl bir netice alır? Yani onları da hep beraber sahada göreceğiz. Ama yani futbol seyirci olmayınca bu salgın nedeniyle çok yavanlaştı. Yani öyle söylememiz lazım. Aslında demek ki şunu gördük hepimiz. Futbolun ana faktörlerinden yani takımsa, teknik adamsa, kulüp yönetimi ise dördüncüsü de seyirciymiş, taraftarmış, tribünlere gelen insanlarmış. Bunlar olmadan yavan bir futbol oynuyoruz. Ama tabii milli takıma çağrılan oyunculara baktım. Hepsi birbirinden kıymetli. İyi oyuncular. Ama sahada ne rağmen duman verecekler bunu bir görmek lazım. Yani bazen kulüplerinde çok iyi performans gösteren oyuncular A milli takımda aynı performansı sergileyemeyebiliyorlar. Bu da bir gerçek. Ama milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yenerlerse ülke olarak çok mutlu oluruz. Motive oluruz. Ben her zaman şunu söyledim yani. Ben uluslararası arenalarda yapılan maçları
bir milleti motive etmek açısından çok büyük bir araç olarak görüyorum. Yani Galatasaray'ın vakti zamanında 2000 yılında seneler su gibi akıp geçmiş, UEFA kupasını kazandığında ben Kazakistan'a gitmiştim bir müddet sonra. Kazakistan'da bana Hasan Şaş'ı soruyorlardı. Popescu'yu soruyorlardı. Diğer Hacı'yı soruyorlardı. Adını vermeyeceğim. Şimdi bir tane bir santroforumuz var bu zaman. Onu soruyorlardı ama adını vermeyeyim ben. Onun ülkesine ihanet etmiş bir adamı. Ama soruyorlar. Yani pasaportumuzu gösterdiğinde Türksünüz, Galatasaray diyorlardı. Şimdi A milli takım başarı kazanırsa yani onları ben Türk milletinin heyecan veren, ruh veren, yeniden bir silkinişi sağlayan, mutlu eden, oh be bizim de işte milli takımımız, dünyası, bütün uluslararası arenalarda başarı kazanmış sporcularımız için geçerli bu. Göndere Türk bayrağını çektirdiler mi? Biz evimizde televizyon ekranlarının başında bunları seyrederken çok mutlu oluruz. Şimdi A milli takımın da Türk milletini yeniden böyle mutlu etmesini diliyorum. Yani bizi mutlu etsin televizyon ekranlarında. Onların attığı gollerle sevinelim. Kazandıkları maçlarla sevinelim. Biz çok mutlu oluruz. İstiklal Marşımız müsabakalardan önce oynanırken, dinlerken çok mutlu oluyoruz. Gururlanıyoruz. Bunu sürdürsünler, bunu devam etsinler. Onu istiyoruz. Başarırlar yani. Bir defa yani Şenol Güneş çok büyük bir kariyere ve tecrübeye sahip bir teknik adam. Ben ona güveniyorum. Yani Türk milli takımını kim çalıştırabilir diye bana sorduğunuzda aklıma gelen en birinci sıradaki teknik adam. Ama arkalarından da şu an gençler var 3-4 tane. Onların da adını vermeyeyim. Onlar da çok iyi geliyorlar. Mesela Sergen Yalçın'ı çok beğeniyorum. Ben Sergen Yalçın'ın genç takımda oynarken, yani Beşiktaş'ın genç takımda oynarken maçlarını yönetmiş bir hakemim. Tabii ondan sonra da Beşiktaş'ta oynarken veya diğer takımlarda oynarken maçlarına çıkmış bir hakemim. Müthiş bir futbol zekası vardı. Yine şimdi o futbol zekasını teknik adamlığında da konuşturduğunu görüyorum. Gelecekte inşallah o ve onun gibi birkaç antrenör daha var. Erol Bulut da var, Çağdaş Atan da var. Bunları da istiyorum, başarılı görüyorum. Türk milli takımını inşallah çalıştıracak kariyeri ve düzeyi yakalayacaklar diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum milli takıma. Önceden yani şudur diyemiyorum netice hakkında. Çünkü bir belirsizlik var. Karşımızdaki milli takımlar açısından da bu böyle yani. Ama dediğim gibi biz daha duygusalız. Mesela biz çabuk motive olamıyoruz çünkü karşımızdakiler makine intizamıyla oynuyorlar. Yani Avrupa ülkelerinin A milli takımları makine intizamıyla oynayan milli takımlar. İşte bir İzlanda görüyorsunuz mesela çıktı bir ara dünyayı kasıp kavurdu. Bir İsveç geliyor zaman zaman öyle yapıyor. Bir Danimarka bir şey yakalıyor, nesil yakalıyor aynı şekilde öyle. Bir Hollanda'ya bakıyorsunuz öyle, İngiltere'ye bakıyorsunuz. Uzun yıllardır uluslararası alanda başarıları yok ama makine intizamında oynayan. Çünkü altyapıdan beri birlikte geliyorlar o futbolcular ve üstün fizik güçleri de var. O ya karşımızdakilerin ne oynayacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz ama bizim A milli takımımızın ne oynayacağı konusunda bir şeyde bulunmak, tahminde bulunmak zor. Ama inşallah iyi oynarlar ve kazanırlar. Biz de onların dediğim gibi attıkları gollerle ve kazandıkları puanlarla, galibiyetlerle çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Milletimizin böyle bir başarı yani Türk milletinin böyle bir başarıya, böyle bir mutluluğa da şu aralar ihtiyacı var yani. Çünkü pandemiden dolayı karamsarlık içindeyiz. Ekonomik sıkıntılar var, sosyal sıkıntılar var, kültürel sıkıntılar var. Hiç olmazsa A milli takımımız kazanırsa, bu üç maçında da puanlar alırsa çok mutlu oluruz ekran başlarında. Bunu bizden esirgemesinler. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Tabii Ümit milli takımımız da oynayacak bu arada maçlar. Orada da çok kaliteli oyuncular var. Ümit milli takımımızda seçilmiş tanıdığım oyuncular var. TFF birincilikten oyuncular var. Onlara da başarılar diliyorum. Evet Özden abi çok teşekkür ediyorum ben de değerli yorumlarınız için. Sayın seyirciler kanalımızda milli takımı da milli takımın 3 karşılaşmasını da izleyeceğiz yorumcularımızla ve maçların öncesi ve sonrasında analizler yapmaya çalışacağız. Ve geri dönüşte de tabii ki TFF 1. Lig'deki maçların ne şekilde devam edeceğini yine usta yorumcularımızla takip edeceğiz. Özcan abi sanıyorum bir şeyler söyleyecek. Buyurun. Evet, ben
TFF birincilik 4 ilk 4 arasındaki takımın önümüzdeki yani milli maç arasından sonra dönüşte yapacağı maçların sonucu kestirilemeyen çok zorlu maçlar olacağını düşünüyor. Yani konuşuruz demiştin ya maçtan önce. Maçlardan önce 15 gün sonra. Ama şimdiden söylüyorum. Not alsınlar. Bizi kızanlar var, eleştirenler var vesaire. O 4 maçta çok zorlu geçecek ve neticesi önceden kestirilemeyecek maçlar diye düşünüyorum. Bunu eklemek istedim. 28. hafta TFF 1. Lig'in kırılma haftası olacak belki de. Evet, olabilir yani ama bu 4 takımın oyuncu maçları hepsi de çok önemli. Tabii düşme hattını konuşmuyoruz. Onları sonra konuşuruz ama bu üstü sıraları ilgilendiren bu 4 maç da çok önemli. Çünkü Giresunspor İstanbulspor'la oynuyor. Samsunspor Tuzla'yla oynuyor. Adana Demirspor Keçiörengici'yle oynuyor. Altay Bursa'yla oynuyor. Yani bu. Hem bu 4 takım çıkmak istiyor hem de diğer 4 takım da playoff'ta kalmak istiyor. Yani onun için çok çok zorlu maçlar. İnşallah herkes gönlünden ne geçiyorsa, muradında ne varsa onlar olsun diyorum bütün takımlara. Evet, ben de çok teşekkür ederim Özden abi, bu dileklerinize aynen katılıyoruz. Ben bizi izleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Kanallarımıza Zaman Mekan Futbol ve Zaman Mekan Makinesi iki kanalımıza da abone olmayı unutmayınız diyorum. Ve milli takımımıza üstün başarılar diliyorum bu iki haftalık dönemde oynayacakları karşılaşmalarda. Milli takım maçlarının maç öncesi ve sonrası yorumlarını da kanallarımızda yer vereceğimizi belirterek bugünkü yayınımızı da kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle.